Assalamualaikum Arkadaslar. Nasasnes. Bugün her zaman bisise mutlu kunu paylaşıyoruz ya. Şimdi biraz berbat bunu da size paylaşıyoruz. Yani ben size paylaşmak istedim. Ne oldu bebeğim? Neden berbat bunu? Bugün berbat bir gün. Çünkü yani çok şükür sağlığımız, sıhhatimiz, evet, moralimiz, huzurumuz yerinde. En önemlisi bu zaten. Ama maddi açıdan kayıplarla dolu bir gün oldu bizim için. Neler oldu? Gelin birlikte bakalım. Şu an araba olmadığı için arabayla gidemiyoruz doğal olarak. Metroya bineceğiz. Evet. Hadi gel metroya gidelim. Evet, sen tek kullanmak maskeyi de at. Tek kullanmak maske aldık çünkü metro inanılmaz kalabalıktır yani. Bir de oradan çıkan maskeyi bir daha kullanmak kesinlikle iyi bir şey değil. Evet. O yüzden kullanat maskelerimizi yanımıza aldık. Evet. Tamam, hadi şimdi gidelim o zaman, hadi. Arabanın servisine. Arabayla ilgili bir sıkıntı aslında, arkadaşlar. Evet. Biliyor musun? Metro gitmek çok seviyorum. Çünkü metro bir dakika yürüyor, hemen uyku geldi. Hemen uyuyorum, biliyor musun? Zaten senin şu an şimdiden uykun gelmiş ki. Evet. Giderken de ben size söyleyeyim neler oldu. Bak burada da nikah salonu galiba. Evet. Düğün var burada. Doğru. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun ya? Makine mi yumurtlayacaksın? Hadi koy. Parayı koy. Tamam, 5, 10, 20, 50 TL evet, ödedim. Evet, onu alıyorum. Tamam, yükledi. Hayır de, fiş istemiyoruz da. Dolum yap bir daha. Biliyorum. Vay, yıkabiliyor. Hadi, onu. Ölmez. Hayır. Tamam, al. Ha, metro geldi, hadi çabuk çabuk. Hadi. Nasıl olacak öyle? Gel. Gitti. Tren gitti, yetişemedik. Enes, en güzel böyle soğuk içecek var ya. Ne güzel. Sen özledin mi yürüyen merdiveni? Evet. Ama korkuyorsun sen ilk binerken. Yok be. İnerken soğuk korkuyordun içecek galiba sen. 1 lira var mı? 2 lira var. Versene. Bu taraftan gelene bineceğiz. Sen uyuyorsun ya şimdi. Uyanacak mı? Biliyor musun bu metro ilk yapıldığında Bursa'da, biz çocukken bu rayların üstüne çıkıp oynuyorduk, biliyor musun? Ciddi. Buradan aşağı atlıyorduk. Orada rayların üstüne oynuyorduk. Tren gelince hadi yukarı. Hiç tehlikeye bak. Şimdi böyle bana uyku geliyor. Tren sesi mi? Tabii uyku getir. Hah, bak geldi bizim servis tren. Her zaman olduğu gibi metroda uyumaya devam ediyor. Mika. Hadi kalk, geldik. Arkadaşlar, biz metro indik. Şimdi servise doğru gidiyoruz. Bebeğim, sen söylemedin ya. Neler oldu? Ya şu an araba serviste çok ciddi bir arıza yaşadı. Hı. Tabii sadece bu değil. Buna bağlı olaylar var. Yani öncelikle o neden aracı servise götürdüğümüzü anlatayım. Çünkü baskı balata gitti. Baskı, hı-hı, balata bulman diye bir parça var. Hı-hı. O gitti. O da bir pahalı bir parçaymış baya. Hı-hı. Yani bana aslında kimse öğretmedi. Yani kursa da öğretmediler. Yani ben bazen ayağıma alışık debriyaja böyle yarım basıyordum ya. Debriyaja yarım bastığı zaman da tabii dişleri tam ayıramıyor. Ondan, hı-hı, dolayı baskı balata gitti. Dolayısıyla hep ayak böyle yarım debriyajda böyle basılı tuta tuta gitmekten dolayı baskı balata yedi. Hani bu tabii hiçbir şey. Yine bundan sonraki olayın aynı günü olması zaten enteresan. Arkadaşlar, biz servise geldik. Araba test yaptık. Aldık, bitti ya şimdi. Ne oldu bebeğim? Anlatsana. O ne? O, 6580. Üf. Bak KDV 1000 lira. KDV o devlet için gidiyor değil mi? Tabii. Yolda benim şöyle bir alışkanlığım var. Mesela her an ani fren yapacağım gibisinden, çok kötü. Debriyaja böyle her an basacağım gibisinden ayağımı hep debriyajın üstüne tutuyorum. Hmm. Öyle olunca bazen fark etmiyorum. Debriyaja yarım basıyorum. Hani ben şimdi ayağımı hiç debriyaja şimdi tutmam öğrendi ki. Şimdi yani. Öğrenmekten ziyade acı bir tecrübe edinmiş olduk. Bu arabanın parçaları pahalı. 6500 evet, lira gitti bu sete. Mesela babamın arabasında olduydu bir kere. Hı-hı. 400 oldu lira gittiydi sadece. Yok artık. Tabii canım. Neden pahalı burada? Ya işte arabasına göre değişiyor. Bazı markaların parçaları pahalı oluyor. Doğru. Yok, şimdi bak rahat oluyor. Bak. Şimdi ha, bir de bak burada paspas vardı.
Şimdi ben o paspası da kaldırdım çünkü paspas sürekli kayıyordu, altına giriyordu. Evet. Altına çok giriyordu. Kötü. Ben de basıyordum, ona rağmen yarım basılıyormuş, evet, oluyordu. Evet, yani o da ayrı bir sıkıntı. Yani asıl berbat olan yer şu, tam arabayı servise getirdiğim gün, hı, tamam mı? Dur dedim, götürmeden önce bir kafeye girelim Hüseyin Semih ile benim teyzeoğullarıyla, orada bir çay içelim. Hı. Arabayı park ettim, birkaç saat takıldık orada. Birkaç saat sonra arabanın yanına indik, bir baktık far kırık. Aa. Hani bildiğin kırık yani, komple kırılmış. Dedim ne oluyoruz ya dedim. Araba zaten bozuldu, bir de üzerine far kırıldı. Ondan sonra biz alışveriş merkezine hemen kameralarını incelemeye gittik. Ama bir baktık, hani kameranın gözüktüğü alanda değil. Ne olduğunu da bilmiyoruz yani, bir araba geri gelirken mi kırmış farı, ne olmuş bilmiyoruz. Şimdi biraz sonra zaten farı da gösteririz dışarıda. O spare parça aldın mı sen? Yani işte parça sipariş ettiler. O parça da geldi. Farın fiyatı da 5300 lira. Yani ama benim bir suçum, bir kusurum olmadığından dolayı bu parayı kasko ödedi. Çok şükür yani. Ha, çok şükür ama arabada tabii hasar kaydı gözüküyor böyle olunca. Bir de 7000 liralık hasar kaydı diye göstermişler. Yani kasko olunca tabii fiyatı şişiriyor. Zaten kaza da yok çok şükür. Yoksa arabanın değeri düşer. Doğru. Ondan dolayı arabanın değeri düşmüyor ama 7000 liralık da bir hasar kaydı olmuş oluyor ister istemez. Kötü tarafı ne? Bundan sonraki kasko ücretlerini daha pahalı ödemiş olacağım. Tıpkı böyle adli sicil kaydı gibi benim sicilime işlemiş oluyor. Bir de zaten altının, doların durumunu biliyorsun. Yani ben arabayı aldığımda dolar 5.75'ti. Şimdi 7. Şimdi tabii 7.30'larda. Altında 290'dı düşün. Tam ben altın borcu aldım. Bir gün sonra 300'e fırladı. 290'dı. Şimdi tabii 380'lere kadar çıktı. Son zamanda kısa bir düştü ama yine böyle bayağı bir pahalı oldu. Yani maddi açıdan bayağı külfetli bir gün oldu. Ama yani dediğimiz gibi asıl olan, önemli olan sağlık, doğru, mutluluk, huzur. Yani hani cana gel, cana mala gelsin diyorlar ya. Yani önemli olan sağlık, doğru, huzur, mutluluk. Şimdi o arkada değişen parçayı da gösterelim. Koymuşlar arkaya. Tamam, hadi gel onu da görelim birlikte. Tamam bak. Oo. Burada debriyaj var. Bu ne? İşte bunlar baskı, debriyaj baskıları bunlar. Yani çok da anlamıyorum ama ha bak şöyle bir şey oluyor, görüyor musun? Bak böyle herhalde. Allah ya, sıçradı lan. Ay Enes ya, eyvah. Ay. İşte bilmiyorum ya parçaları. Bak bir de bu parça, anam ne kadar ağır lan bu. Çok 10 kilo var ha. Hayır, kalın yani. Allah. Ha. Bu ne acaba? Ne bileyim ben ya. Vallahi ben de çok bilmiyorum arkadaşlar. Yani arkasını göstermek istedim ben size ama. Bak. Anam kalkmıyor. Ha. Arkası da böyle bak. Oh. Bunlar dişli işte. Bunlar yani çok da bilmiyorum. Bilmediğim için çok da açıklama yapamıyorum. Bak. O dediğim paspas bu, tamam mı? Bak. Kalır bir de paspas ya. Bak havuzlu, tamam mı? Eğer kirli su gelirse buraya biriksin, akmasın diye. Bu da yüksekte kalıyor. Bak böyle olunca yüksekte kalıyor. Bir de arabanın pedalının altına giriyor. Bak şurada pedal izleri var, görüyor musun? Bak debriyaj pedalı. Doğru. Bak iz bile bırakmış. Tam da bu hafta bu parçayı değiştireyim diyordum. Yani paspası bir daha hiç kullanmayayım diyordum. Lakin tam değiştirmeye karar verdiğim hafta böyle bir sıkıntı oldu. Ben ıslak mendil alayım, o da silme çok yağı geliyor ya. Bak far da bu değişmiş. Oo, pırıl pırıl olmuş ha. Odakine bak. Ama ton farkı var arada, biliyor musun? İki tane var o ki. O yeni olan daha parlak gözüküyor, bu eski olan. Bu komple mi değişiyor? Servis gibi yerlerde zaten parça onarma diye bir şey yok. Anladın mı? Direkt değiştiriyorlar gitsin. Bunu komple değiştirmişler. Aa, hepsini. Bu kadar yani. Aha. Oo. Tabii. Şimdi nasıl bebeğim? İyi mi? Şimdi yağ gibi tabii canım. Ama dikkat et, tamam mı? Debriyaj var. Eskiden nasıldı biliyor musun? Vites geçmiyordu. Böyle takur tukur böyle korkunç sesler çıkıyordu arabada. Geçmiyor mu? Tabii canım, geçmiyordu. Çok sıkıntılıydı yani. Ama şimdi dikkat et, tamam mı? Şimdi biraz daha yağ gibi. Yok, ben bir de arabayı geçen bakıma getirdim. Hı? Ta o zamandır dedim ki bak arabadan, arabanın motorundan kötü sesler geliyor. Aa. Buna bakın. O kadar söyledim. Bir de 2-3 kere de aradım. Dedim motordaki ses durumu nedir falan filan. Bir sıkıntı yok dediler adamlar. Arabaya bindim. Vitesi taktım. Çat diye ses geldi motordan. Ulan dedim ne oluyor? Bir baktım vites zor geçiyordu. Sonra birden kolay olmaya başladı. Ben dedim hadi neyse.
Eve döndüm, o gece evin önüne zor geldim. Eyvah. Hani vitesleri o zaman geçmemeye başladı ya, düşünsene. Bakıma getiriyorum, motordan ses geliyor diyor, adamlar gelmiyor diye geri yolluyor beni. Daha evime giderken neredeyse yolda kalıyordum. Evet. Bir de randevu almaya çalıştığın zaman da 10-15 gün sonra veriyor servis olduğu için. Alamıyorsun. Ben de ertesi sabah ta 9'da açılıyor ya, 6.30'da gittim servisin önüne. 6.30'dan bu yana bekledim. İlk ben geleyim oraya, ilk sıraya geleyim de en azından arızaya gidersinler diye. Çünkü sonra araba bu sonuçta lazım oluyor. Şehirler arası yola çıkacak oluyoruz, bir şey oluyor. Bir de zaten yakında uzun bir yola çıkacağız. Ama benim de o ayağımı yarım basma şeyine dikkat etmem lazım. Tamam, yani şimdi artık yapmayın öyle. Çünkü acı bir tecrübe oldu yani, anladın mı? O kadar evet, para ödeyince. Oranından artık yani. Çok şükür hani sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun, önemli olanı. Allah bize, herkese kazasız belasız araba kullanmayı nasip etsin inşallah. Amin. Arabası olmayanlara da inşallah en kısa zamanda araba sahibi olmaları nasip etsin. Amin. Ama ikinci araba fiyatları da uçuyor biliyor musun? Evet, çok pahalı. Yani neden bu kadar yükseliyor biliyor musun? Bak onun da ben kurnazlığını sana söyleyeyim. Neden? Özellikle bunu galericiler yapıyor. Neden? Bazı galericiler diyelim. Mesela arabanın fiyatı 100 bin lira ama. Hı. Adam 110 bin liradan bir tane araba koyuyor. Sonra diyor ki opsiyonlandı diyor. 110 bin liraya. Sen giriyorsun mesela, arabanı satacaksın. Ulan diyor, bu araba 110 bin liraysa benimki bundan daha iyi diyor. O zaman benimki 120 bin lira diyor. Tamam mı? Sonra başka galerici tekrar fiyat koyuyor. O ona bakıyor, bu 120 binse diyor, o zaman ben yunamı 125 yazayım diyor. Öteki diyor 130, 140, 150. Ne oluyor, öyle artıyor gidiyor yani. Ondan dolayı ikinci el araba fiyatları çok yükseldi. Evet. Ya, ama doları illaki düşer. Yükseldi. Ya tamam da illa dolarla tam olarak alakalı değil ki. Biraz da şeyden dolayı, koronavirüsten dolayı yeni arabalar gelemedi ya. Sıfır arabalar gelemedi. Doğru. Altın, gümüş de artıyor. Altın, gümüş nedir? Bir emtiyadır, bir metaldir. Ve sonuçta araba da bir metal. Doğru. Dolayısıyla onun da değeri artıyor. Ya, eski fiyatları hiçbir zaman geri dönmez. Ama illaki düşer. Bir de bak dikkat ettim de, arabanın kilometresi 100 kilometre 60. Mesela değil mi? 100 kilometre test edilir mi arabaya? Yok artık be. Bilmiyorum ki. Baksana ya, ben 103.430'da verdim. 103.536 olmuş. Herhalde aldı arabayı, gezdi, evine gitti sağa sola. Bak kemeri de buraya susturucu takmışlar, tamam mı? Ben de kemeri hiç fark etmedim. Çoğu şoför bundan kullanıyor. Evet. Susturucu bu. Emniyet kemeri alanına takıyorsun, susuyor kalıyor. Bir daha fark etmiyorsun. Ama aslında iyi değil yani. Ya iyi değil, sadece ne zaman iyi? Mesela markete indin. Markette indin, 100 metre sonra duruyorsun. 100 metre sonra bir daha duruyorsun. Çok durduğun yerlerde doğru kullanılıyor da uzun yolda takman lazım. Tabii ki. Ben normalde uzun yolda hiç takmam, bak adamlar takmışlar ya. Evet. Bundan kemer olmadığını da hissetmedim yani. Arkadaşlar çok şükür biz eve geldik, araba koyduk yani, ama araba alınca biraz yor böyle bir yere giderken böyle, çünkü dolmuş ya da yürümem lazım. Ama aslında geçen ki araba yoktu. Ben dolmuşa bindim. Şimdi koronadan dolayı böyle dolmuş ama boşmuş böyle. Seviyorum ben. Biliyor musun? Hatırladın mı sen? Evet ama ya virüs var ya, ondan evet dolayı şey değil. Bir de arabaya dolmuş alışınca yani hakikaten biraz zor oluyor. Evet. Bak benim ömrüm otobüslerde, dolmuşlarda geçti. Ama aslında metro ben daha seviyorum biliyor musun? Çünkü trafik yok. En güzel metro. Oh. Böyle bir de uyumak, o ne güzel orada. Tamam arkadaşlar, böyle ben size her zaman paylaşıyoruz böyle, bir de gerçek bu yani. Video için böyle yapmıyoruz, öyle değil, bu gerçek. Bir de biraz sonra da video daha geliyor. İnşallah haftada 3 video, salı, perşembe, cumartesi. O yüzden bizi takip edin arkadaşlar, abone olun. Allah'tan herkese kaza bela vermesin. Tamam arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm.